lost up, round and round in it, lost and on it. I woke up like this. Dün bayağı geç yattım. Şu ödevi yetiştireyim. Bütün evi toplayacağım. Günaydın. Sen nereden çıktın? Bugün bir mukbang videosuyla karşınızdayım. Şaka. Ama isterseniz bir gün maymunla birlikte size bir mukbang videosu çekebiliriz. Değil mi? Onun canına minnet zaten. Kuşlara gidiyor, bağırıyor, geri geliyor ama sonra anında yemek kaçırmasın diye. Bugün de 4'e kadar olan ödevimi Bugün 4'e kadar olan ödevimi bitirmem lazım. Saat 10 olması lazım. Evet, 10. Sandalyeyi çıkıyorum. Bekle vereceğim, bekle vereceğim deli. Bu arada yemeğini yedi 10 dakika oldu ama. Onun için fark etmiyorum. Bu arada söylemeyi unutmuşum galiba. Dün uyuduğumda saat 3'e falan geliyordu. O yüzden bugün öğlen bir power nap yapacağım. Onu da sizinle paylaşacağım. Gerçekten beni kurtaran şey ama gözaltlarımı kurtardığını söyleyemem. 5 sayfalık paper'ı bitirmek için sadece 6 saatim kaldı. 6 saat yeter mi? Yeter ya. Hallederiz ya. Hallederiz be. Hallederiz. Ne yapalım? Kendime küçük bir kahve yaptım. Kafam kadar sadece. Bir de yanına su alıp başlayalım artık. Yok artık. Ya. Bu nasıl olabilir? Gerçekten mi? Onu sonra halledeceğim. Şişeden en azından şu kadarcık çıktı. Ben su içmeyi hep unuturum. O yüzden hep yanıma koyarım ders çalışırken. Herhalde gün içinde içtiğim en çok suyu ders çalışırken içiyorum. Bu da iyi oluyor benim için. Bilgisayarım sizin altınızda kalmış. Hala tam ısınamadığım için şunu giyiyorum. Biraz daha süre şörte geçerim. Hadi bakalım. Ben şunu yazayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet dostlar, saatlerimiz 14.14'ü gösterirken Melisa 5. sayfasına geldi. Şimdi ara vereceğim çünkü beynim yanmaya başladı. Bu arada bu kitapla ilgili bir yazı yazıyorum. Bilmiyorum okuyanınız var mı? Gerçekten çok ilginç teoriler üretebileceğiniz bir kitap. Sıcak bastı, ben şu üstümü değiştireyim. Sınav zamanı dış görünüşüm o kadar umurumda olmuyor ki. Gerçekten yemin ediyorum okula pijama ile gittiğim günler oldu. Bazen çok güzel hazırlanıp süslenesim geliyor. Bazen de pijamamla da gidiyorum. Tamamen keyfime bağlı bir durum. Şimdi sizinle benim hayatımı kurtaran bir bilgiyi paylaşacağım. Belki bilenleriniz vardır ama bir aralar bu uyku işlerini çok araştırıyordum. Uyumak bir vakit kaybı oluyordu benim için. O yüzden en çok nasıl verim alabilirim diye çok araştırdım. Şöyle bir yazı okumuştum bir yerde. Eğer böyle sabah 7-8 ya da maksimum 9 gibi uyanıyorsanız öğlen 12 ve 2 arasında uyuyacağınız uyku çarpı 4 etki sağlıyor. Yani 15 dakika uyursanız 1 saat uyumuş gibi uyanıyorsunuz. Ya da işte yarım saat uyursanız 2 saat uyumuş gibi kalkıyorsunuz. Ben normalde 15 dakikayı tercih ediyorum. Ama tabii ki bazen hani yetmiyor. Hemen 15 dakikayı tekrarlayarak yarım saati tamamlıyorum. Bugün de onu yapacağım çünkü yoruldum. Bunu böyle dinlenmek için de yapıyorum. Mesela o 15 dakikada Instagram'da da gezebilirim, bir şey de izleyebilirim ama o beni dinlendirmiyor. Bunun bana çok iyi geldiğini bildiğim için uykum yokken de yapmaya çalışıyorum. Mesela yatıyorum, uykum yok ama bir süre sonra otomatikman uykum geliyor ve bir bakmışım 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa uyumuş oluyorum. Ve bu bana gerçekten çok güzel bir enerji veriyor. Ama her insanın uyku saati farklı. Mesela şimdi sürekli 11-12'de uyanan bir insansınız hani
12 ile 2 arasında bu şeyi yapamazsınız. Ya da atıyorum 5'te 6'da kalkıyorsanız 12'ye kadar bekleyemeyebilirsiniz belki. Bunu biraz da kendinize göre düzenlemeniz gerekiyor. Genel olarak söyledikleri ama saat 10 ve 2 arası. Ben bunu kendime 12 ile 2 arası gibi yaptım. Ama mesela şu an saat 2 geçti. O kadar da önemli değil. Zaten 9 kaçta kalktım? Biraz daha geç kalktığım için. Şimdi ona göre ayarladım. Uyuduğunuz saatler çok önemli ya. Mesela gece 12 ile 2 arası da aşırı önemli uykudan verim alabilmeniz için. Bu saatler de internette sürekli değişiyor. Bazısı diyor 10'dan 12'ye kadar, bazısı 1 ile 4 arası diyor. Çünkü herkesin uyku saati birbirine göre farklılık gösterdiği için bu saatler de değişiyor. Size önerim kendinize en uygun saati bulmak. Ya bir şey söyleyeceğim. Bütün video boyunca ışık benim arkamdaydı. Yüzümde çirkin bir ışık var. Zaten saçım, başım, kıllığım, kıyafetim çok kötü. Bir de asıl şu çok önemli. Bu uykuyu yapmadan önce mutlaka bir bardak kahve içiyorum. Bunu da özellikle küçük bir bardağa koydum. Daha yoğun olsun diye. Mesela sabah içtiğim suyu kahvesine göre daha fazlaydı. Bunda yine aynı miktarda kahve ama daha az su var ki böyle shot etkisi yapsın biraz diye. Ben böyle şekerli sütlü Nescafe içmeyi tercih ediyorum. Siz daha acı bir şey içiyorsanız ya da daha da sütlü bir şey içiyorsanız kendinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Ya da kahve içmiyorsanız da yapmayabilirsiniz yani. Ben de gerçekten işe yaradığı için paylaşmak istiyorum. Mesela kahve içmeyip uyuduğumda 15 dakika sonra kalkmam daha zor oluyor. Bunu kesinlikle fark ettim. Ama kahveyi kahveyi içip uyuduğumda çok daha dinç kalkıyorum. Çünkü onu da araştırdım. Kahvenin vücuda etki etme süresi 15-20 dakikaymış. Yani uykunuzu böyle bir 15-20 dakika sonra açtığı için tam o sırada yatarsanız iyice dinlenip kalktığınız esnada da zınk diye kalkıyorsunuz yani. Çok konuştum ama bari tipim de düzgün olsaymış. Neyse. Nescafe 3 bir arada bu ya. Ben çok seviyorum. Şimdi bunu hızlıca içip yatacağım. Bu kulağım ne kadardır öyle? Hadi uyuyalım. Özellikle burada yatıyorum ki alarmım çaldığında maymun böyle bir çıldırıyor. Onun etkisiyle de uyanıyorum. Yoksa uyanmayabilirim. Uykum gerçekten çok ağır benim. Hatta şu an hafiflemiş hali falan bu. Çocukken uyurken gelip nefesimi falan kontrol ediyorlarmış. 15 dakika sonra görüşürüz. Bay bay. Düşüyorsun. Hiç düştüğünü farkında mısın? Bu arada telefonumu kalkıp ulaşabileceğim bir yere koyuyorum ki yakınımda olursa, çünkü bir anda kapatıp uyumaya devam edebilirim. Allah. Altındasın. Eziyordum seni. Uyumadım. Hayat sana güzel be. He? Valla. Sana güzel. Gel örtelim şöyle. Yat sen. Başka işin mi var? Yat. Oh. Topuzum yerini aldığına göre başlayabiliriz. 5 sayfayı bitirmem için son 40 dakikam. Yine son dakikaların insanı olarak son dakika ödev yükleyeceğim. Olmuyor. Yükleyemiyorum. Ya. Önceki gün yüklesen ne olur değil mi? Olmuyor. Yazamıyorum. Gerçekten yazamıyorum. Şimdi 4 Ocak. Ah! 2019 yazacağım ilk kez. Vay be. Hadi ben şunu bir odaklanıp bitireyim, sonra görüşürüz. Vallahi 5. sayfanın sonuna kadar yazdım. Şimdi yükleyelim. Son 15 dakika. Seç. Bastım gitti. Vallahi rahatladım. Dönemin bitmesine sadece bir sınav kaldı. Şimdi evi toplayacağım. Çünkü böyle deşarj olacağım. Ve diğer finalime başlayacağım. 2 saattir ne yaptım biliyor musunuz? Şuradaki koltukta uzanıp telefonumla ilgilendim. Siliyorum ben bu Instagram'ı. Bir süre. En azından akşama kadar falan. Instagram'ım olmasın. Bir de benim en nefret ettiğim şey boşa zaman harcamak. Şu an kendime çok kızıyorum ama belki de boşlamaya ihtiyacım vardı öyle. Neyse. Aşırı... Vardı, gelsin lütfen. Teşekkürler, akşamlar. Yemeğim geldi. Az önce de tam aşırı açım. Lütfen yemeğim gelsin diyordum. 10 dakikada falan geldi ya. Nasıl oldu bu? Oley! Ben tek başıma yemek yerken
bir şey izlemezsem olmuyor. İlla bir şey izlemem gerekiyor. Biraz YouTube'da takılayım. Hem şuna başladı. Oğlum sushi nasıl vereyim sana? Sushi yiyen köpek mi olur ya? YouTube'da bu aralar Damla Altun'u izlemeyi çok seviyorum. Çok tatlı bir kız. Şu saçımda şu halime daha fazla konuşmayayım bence ya. Bırakın beni ders çalışayım. Bırakın bırakın. Ne söylemeyi unuttum ben? Şöyle mavi renkler kullanmak öğrenmeyi hızlandırıyormuş. Bunu ben herhalde üniversite sınavına çalışırken falan duymuştum. Ondan beridir hep mavi kalem kullanırım. Bilmiyorum işe yarıyor mu ama ben öyle inandığım için öyle kullanıyorum. Deneyin bakalım eğer böyle şeylere inanıyorsanız. Girdiğim ilk sene benim not ortalamam 1.50 falandı. 1.60 belki. Sonraki dönemde öyle bir şeydi. Ondan sonra bir anda 2.70'e çıktı. Sonra 3.20, 3.30, 3.40. 3.40 gördüm. Bakalım bu dönem ne olacak? Almanca bilmeden ikinci kuru Almanca ders aldığım için o B2'si geldi. B2'si de 2.70 oluyor. Notumu yükseltir diye bir boşluk dersim vardı. O ders yerine o Almancayı aldığım için ortalamamda biraz değişiklikler olabilir. Hani şey anlaşılsın istemiyorum. Benim zaten notlarım çok iyi. Parlak bir öğrenciyim. Şey, normal bir öğrenciyim. Elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama. Bunları övmek için değil, bir şeyleri çözdüğüm için anlatıyorum. Eğer bir ortalama birlerden üç küsürlere çekiliyorsa o birler zamanında bir problem varmış ve sonra onlar çözülmüş. Bu arada bu patlamış mısır makinesi ve ben masada normalde derslerken hiçbir şey olmasını sevmem ama şu an masada ne yok ki? Yılbaşı kapı süsü var. Tencere kapağı var. Gözlük var, oje var. Baş biti kovucu var. Onun da sebebi ilginç. Yanlış anlaşılacak. Dene bunun kutusundan çıktı. Ne yapacağım, onu nasıl yorumlayacağım bilmiyorum. Şu mutfağımı göstereyim mi? Ağlarsın ya. Bu ne ya? Bu ne? Gördün mü anne? Az önce annemle konuşuyordum telefonla. Anne dedim ev çok dağınık. Bakamıyorum, midem bulanıyor. Bana diyor ki bakma. Bu ağaç daha bir Nisan'a kadar bizimle. Az önce bana bir DM geldi, soru cevaplı mukbang videosu çeker misin diye. İsterseniz çekerim yani, istiyorsanız aşağı yazmayı unutmayın, çekeyim. Bir şey söyleyeceğim, şu an neredeyim biliyor musunuz? Okul. Saat kaç biliyor musunuz? Görünüyor mu? Şimdi diğer sınavım için çalışmaya geldim çünkü evde çalışamıyorum. Gerçekten çalışamıyorum, çok ilginç. Normalde evde çalışmayı çok severim ben, pijamalarımı giyip. Asla çalışamıyorum. Kar yağıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Kaçta çıkarım bilmiyorum vallahi. Göreceğiz. Artık son demler diye düşündüm. Geldim. Şaşkınım bu saatte burada olduğum için. Hadi kütüphaneye gidiyorum. Kendimdeki bu motivasyonu asla anlamadım. Şu an saat 9:30-9:35. Ben kütüphaneye gidiyorum. Bir arkadaşımla birlikte kahvaltı edip sonra ders çalışacağım. Sınavım yarın, artık son bir gün kaldı. O yüzden dedim ki ne var ne yok her şeyi yapalım. Çok az uyudum yine dün. 3:30 falan da uyuduğumda 8'de kalktım. Yine bir kuşa benziyorum sanki ya. Konuşabiliriz çünkü bizde başka kimse yok.
Sınavlarım bitti. Bu dönem gerçekten çok hızlı geçti. Bir tek şu final döneminde anladım yani. Onun dışında gerçekten çok hızlıydı. Hala sınavlara devam edenlere tek bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir şey sizden önemli değil. Bunu unutmayın. Videoyu da burada kapatayım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.